prostat kanseri şöyle genetik bir yatkınlığı da aynı zamanda bünyesinde barındıran ama sporadik dediğimiz herhangi bir genetik yatkınlık olmaksızın da ortaya çıkma ihtimali olan bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik yatkınlık ve ailesel yatkınlık şu şekilde çeşitli meme kanserinde de olduğu gibi mutasyonlar karşımıza çıkar. Bu genetik yatkınlığı ardından getirir. Ailesel yatkınlık da bir kişinin babasında, amcasında, dedesinde bir prostat kanseri var ise kendisi yüksek riskli olarak addedilmektedir. Bu kişilere ortalama 40 yaşlardan itibaren taramalar yapılması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir şekilde risk faktörü olmayan insanlarda ise 50 yaşı geciktirmemek suretiyle tarama programlarına başlamasını tavsiye etmekteyiz. Bu tarama programları da çok basit şeyler içermektedir. Normal bir kanda bakılan prostat spesifik antijen dediğimiz prostat kanserli hastalarımızın çok iyi bildiği o PSA değeri olarak geçmektedir. Bununla birlikte uzman bir üroloğun yaptığı prostat muayenesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Bunun dışında hasta da kendini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Aynı meme kanserinde nasıl kadın kendi meme muayenesini yapıyor ise prostat hastalarının da daha doğrusu prostat olma ihtimali olan erkeklerin de kendilerini herhangi bir işemede sorun, kanama, zorlanma gibi sıkıntıları olduğunda ihmal etmemeleri gerekmektedir. Mutlak surette ilk olarak bir üroloğa danışılması tavsiye edilmektedir. Çünkü prostat kanseri erken tanıda çok büyük tedavi avantajımızın olduğu bir kanser tipidir. Radyasyon onkolojisi bunun neresinde diye başlayacak olursak her yerindedir aslında prostat kanserinin. En erken evresinden tutun, en geç evresinde terminal dönem dediğimiz hastanın vefat etmesine ortalama 3 ay kalacak döneme kadar radyasyon onkolojisinin definitif dediğimiz tümden prostat kanserini tedavi etmeden palyatif dediğimiz hastaların semptomlarını azaltmaya kadar devam eden hastanın kanserle olan tüm hayatı boyunca olan büyük bir yeri vardır. Yani baştan sona kadar prostat kanserli hastalarla birlikte oluyoruz biz işin aslı. Erken tanıya geldiğimizde de şu şekilde evre 1, evre 2 grupta olan hastalarımızı bunların tabii patoloji sonuçlarımıza ve kanda bakılan bu PSA dediğimiz değerin sonuçlarına göre ve de hastanın radyolojide çekilmiş MR gibi görüntülerinin sonuçlarıyla kombine ederek bu evrelemeyi biz kendimiz kliniğimizde yapıyoruz. Bu evreleme sonuçlarına göre evre 1-2 olan hastalar tamamen kanserin gitme ihtimali çok yüksek şansa sahip olan hasta grubudur ve radyoterapi aldığında bu hasta gruplarımız özellikle çok dramatik iyi bir şekilde cevap vermektedir. Hastaların yaşam ömrü neredeyse hiç etkilenmeksizin tümör tamamen tedavi olarak hayatlarına devam etmektedir. Bunun dışında evre 4 dediğim sizin de tahmin edebileceğiniz gibi zaten metastatik evre oluyor. Son evre hastalık olarak halk arasında da zaten bilinir bu. Bu hastalarımızda da yine radyoterapi çok büyük bir önem arz etmektedir. Artık literatürde şöyle bir durum da vardır. Prostatta hastalık var ve 3-4 tane yerde metastaz varsa hastanın bunlar dahi radyasyonla tedavi edilip hasta tamamen bu kanserden kurtarılma safhasına getirilebiliyor. Sağ kalımı belirgin bir şekilde uzatılabiliyor. Bu da hastalarımız açısından çok değerli bir literatür bilgisi ve çok değerli bir tıbbi konuda ilerleme olarak gözümüze çarpmaktadır. Radyoterapi alan hastalarımızda genellikle bu cinsel aktivitede bir düzensizlik durumu oluşabiliyor. Bir de işeme fonksiyonlarımızda birazcık sıkıntı ilk başlarda olabiliyor. Bu yayınlanan makalelerimize baktığımızda ürolojide yapılan ameliyatlara kıyasla bunların anlamlı olarak çok düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiş
ve radyoterapinin aslında o fonksiyonları daha korumada, o fonksiyonları korumada daha başarılı olduğu istatistiksel olarak anlamlı, iyi bulunmuş.